Özel eğitim uygulama okulunda çocuğuma yapılan kötü muameleden dolayı geldim. Öncelikle hastane raporu ve adli tıp raporunu çıkardım. Sonrasında karakola gittim. Olay 18.02.2020 tarihinde okulda saat 9 ile 11 sırası oldu. Adliyeye geldim, şikayetimi yaptım. Okul müdürü ve öğretmenden şikayetçi oldum. Çocukta ensesinin boğazı ve ensesinde, okulda tabii bu olan bir şey olduğundan dolayı okulda fark ettik. Ensesi ve boğazında kızarıklıklardan şüphelendiğimiz için acaba darp mı uygulandı şeklinde şüphelendik. O açıdan geldik, yani gelme sebebimiz bu. Şikayetçi olduk. Öncesinde hastaneye gittim. Hastane raporu çıktı. Sonra buraya geldim, buradan ayın 19'unda adli tıp raporunu çıkardık buradan. Sonrasında öncelikle karakola gittim. Karakoldan şikayetçi oldum. Okul tarafından zaten ben okulun içerisine normal şartlarda zaten girmiyorum, giremiyorum. Müdürün talimatı üzerine ben okula alınmıyorum. Çünkü bunun sebebi daha önceden bir başka bir çocuğa darp uygulanmıştı. Daha sonrasında ben taahhütlü iadeli mektup gönderdim. Okulun bazı açıkları, eksikleri vardı. Bunların yapılmasını istemiştim kendisinden. Bundan yapılmadı. Bundan sonra dedim, en ufak dedim açığını dahi yakalarsam dedim, sizin dedim hiç sizin muhatabı almadan direktmen ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sizi şikayet edeceğim dedim ve şikayet ettim. İl Milli Eğitim ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne verdiğim şikayet dilekçelerinin hattı hesabı belli değil. Nereden baksanız 15 tane dilekçe verdim. Darp uygulandığı tarih ayın 18'iydi ve ayın 18'inde benim çocuğumu okulda devamsızlık göstermişler. Bunun bende delili de var, bunun belgesi de var. Hatta cep telefonunda gelen mesajı, Milli Eğitim tarafından 8383'ten gelen mesajı normal uygulamalı telefona fotoğrafını çektim. Daha sonra fotoğrafçıdan WhatsApp yoluyla gönderip bunun fotoğrafını çıkardım belge olarak. Evet, şikayetçiyim. Sonuna kadar da şikayetçiyim. Tamam. Boğaz ile ensesinde. Şimdi çocuk o anı hatırladıkça ağlıyor. O anı hatırlamak istemiyor. Hatırladıkça ağlıyor çocuk. Şu boğaz ve ensesi. Yani... Cumhuriyet Başsavcılığından şikayeti yaptığım raporumuz. Beyçetuz Çocuk Hastanesi'nden aldığım hastane raporu. Bu Cumhuriyet Başsavcılığına vermiş olduğum kendi el yazımı olan dilekçedir.